Evet arkadaşlar sizlerle beraber geldik Osmanlı Devleti değişim ve diplomasi gerileme döneminin ıslahat hareketlerine. Kardeşlerim ne güzel videolar böyle yavaş yavaş aka aka gidiyor. Dilerseniz bunları böyle hafiften hızlandırıp daha da kısaltabilirsiniz. Ama video ders notumuza da şöyle kardeşlerim dikkatli bir biçimde altını çizerek ilerleyin ki kalıcılık artsın bazı noktalara dikkat edin. Ben diyorum ki bak burayı video ders notuna ekleyin. Onu da güzelce ekleyin kardeşlerim. Yazarak öğrenmek kadar güzel bir şey yok çünkü. Kardeşlerim, değişim ve diplomasi, gerileme dönemi, 18. yüzyıl ıstatçıları. 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Osman var ama onu geçiyoruz. 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim. Bak 3 1 3 1 3 3, 1, 3, 1, 3. Böyle devam etmiş değil mi? Padişah sıralamasına dikkat ettiniz mi? 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim diye. Kardeşlerim şimdi sizlerle beraber 3. Ahmet'te başlayalım. E 2. Mustafa, Edirne olayıyla, kardeşlerim Cebeci olayıyla, Şeyhülislam Feyzullah Efendi olayıyla tahttan indirildi. İkinci Mustafa tahttan indirildikten sonra 3. Ahmet tahta çıkmıştı. 3. Ahmet döneminde Purut Savaşı, Purut Anlaşması, ardından Peter Varadin Savaşı ve Pasarofça anlaşmaları gibi kardeşlerim anlaşmalar ne yaptı? Yapıldı. Peki dikkat edin şimdi. 3. Ahmet döneminde bir dönem başlıyor ki biz buna Yahya Kemal Beyatlı'nın da tabiriyle Lale devri diyoruz. Hadi ona bakalım. Kardeşlerim lale devri dediğimiz bir devirden bahsedeceğiz sizlere. Başta da söyledim. Padişahımız 3. Ahmet. Sadrazamımız Nevşehirli damat İbrahim. Bunları sordular. Padişah kim? 3. Ahmet. Sadrazam kim? Nevşehirli damat İbrahim. Lale devri ifadesini kardeşlerim Yahya Kemal Beyatlı ilk kez kullanmış. Oradan lale devri deyip gidiyoruz işte. Kardeşlerim başlangıcı Pasarofça anlaşmasıdır. Aa, Batı'nın üstünlüğünü, Avrupa'nın üstünlüğünü, Avusturya'nın üstünlüğünü kabul ettiğim anlaşma değil mi? Pasarofça anlaşmasıyla birlikte bu devir başlıyor. E Batı'nın üstünlüğünü kabul ettim ya artık batılı tarzda ıslahatlara başlayacağım. Geçici elçilikler açıp ilk önce takibatı başlatacağım. Kardeşlerim yalnız geçici elçiler gittiler, aldılar sefaret namelerinde yazdılar, yazdılar böyle Avrupa'nın güzelliğini, rahatlığını, rehavetini getirip bizim devlet adamlarına verdiler. Ardından da tabii ki devlet adamları Avrupa'nın rahatlık ve rehavetini alıp sarayda zevki sefa peşinde koşmaya başladılar. Nedim'in şiirleri eşliğinde yakamos keyfi yapmalar, kaplumbağa üstüne mum koyup kardeşlerim onlarla eğlenmeler, Az kalsın yakıyorlar daha koskoca sarayı da İstanbul'u da. Kardeşlerim özellikle devlet adamları halktan bir haber duruma düştü. Halk perişan, halk bitkin ve bir adam çıktı. Patrona. Patrona deniz subayıdır kardeşlerim. Ama bu bizim patrona Halil Paşa'nın nasıl mesleği hamamcıdır, tellaktır. Bildiğimiz hamamca böyle göbek taşında uzanmış yatan göbekli peştemali sarmış kardeşlerim. Pala uyuk böyle ardından elinde hamam tası takunyalarını giyiyor böyle hamamda takır 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 dolaşıyor. Bizim tellak patrona Halil Paşa. Olmuş deniz subayı işte. Ardından da kardeşlerim halkı etrafına toplamış. Patrona Halil isyanını çıkarmış. Bu ayaklanma padişah değişikliğine neden olacak bir ayaklanma. Aynı Edirne vakası da padişah değişikliğine neden olmuştu. Bak patrona Halil isyanı da taht değişikliğine ne yapacak? Neden olacak? Patron Halil etrafına topladığı halkla birlikte sarayın kapısına kadar geldiler. Ardından ey ahali devlet adamları içeride zevki sefa peşinde koşarlarken günlerine gün katarlarken biz açlık ve sefaletle mi uğraşacağız dediler. Her yeri yakıp yıktılar. Talan ettiler kardeşlerim bahçeleri, talan ettiler çeşmeleri, revakları, köşkleri. Dokunmadıkları tek nokta matbaa oldu bu dönemde. Ya kendileri için yararlı bir alet olduğunu görmüşlerdi. Ve patrona Halil isyanında kardeşlerim öyle bir kargaşa çıkmıştı ki ölüm korkusu çeken dönemin ünlü şairi ne Nedim kaçmak isterken damdan dama atlayayım derken düşerek kardeşlerim hayatını kaybetti. Ah Nedim görüyor musun öldü gitti adamcağız. Kardeşlerim patrona Halil isyanıyla lale devri bitiyor. Üçüncü Ahmet tahttan indiriliyor. Özellikle bu 12 yıl süren Pasarofça ile başlayıp patrona Halil biten dönemin içinde neler yaşandı? Neler yapıldı? Mesela birinci olarak Avrupa'nın önemli merkezlerine geçici elçilikler açıldı. Geçici elçilik 3. Ahmet döneminde. Avrupa'nın önemli merkezlerine geçici elçilikler açılıyor. En önemli geçici elçimiz 28 Mehmet Çelebi. 28 Giresunlu. Buradan Giresunlulara selam olsun kardeşlerim. Tabi Giresunlu değil canım. Adamın yatakhane koğuş numarası 28 olduğu için 28 Mehmet Çelebi denilmiş. 28 Mehmet Çelebi'yi geçici elçi olarak Paris'e gönderiyoruz. Paris'te gördüklerini, yaşadıklarını, duyduklarını, hissettiklerini Sefaret Name adlı eserde topluyor. Sefaret Name, sefirin yani Osmanlı'daki tabir elçi kardeşlerim sefirin nameleri yazdıkları demektir. Paris Sefaretnamesi özellikle kardeşlerim 28 Mehmet Çelebi tarafından hazırlanmıştır. Gördüğünü, yaşadığını, duyduğunu bir güzel yazıp çizmiş ve hünkârımıza takdim etmiştir. 28 Mehmet Çelebi Paris'e giderken evladı Sait Efendi'yi de yanında götürmüştü. Bir gün Paris sokaklarında gezerken bir dükkanın önünden geçiyorlardı. İçeride takır tukur sesleri işittiler. Sonra merakla tabi içeriye baktılar böyle ne görsünler kocaman bir alet. Kardeşlerim kağıtlar aletin içerisine giriyor takır tukur takır tukur takır tukur takır tukur, takır tukur kitap şeklinde çıkıyor. Said Efendi çok şaşırdı hemen aletin yanına gitti böyle ardından vidasını düğmesini kurcalamaya başladı sonra bir adam geldi hello dedi ardından Said Efendi döndü dedi ki hello my name is Said Efendi what is your name dedi adam my name is John Gutenberg dedi ardından Said Efendi matbaayı şaşkınlıkla göstererek what is this diye sorunca o da dedi ki disaz matbaa <laughs> diye kardeşlerim gülü verdi. Özellikle dikkat ediniz. Bunu gören Sait Efendi de şaşkınlıkla hemen şöyle cebinden telefonu çıkardı tıkır tıkır fotoğrafları çekti ve arkadaşı İbrahim Müteferrika'ya gönderdi. Kardeşlerim çok önemli bir isim daha sizlere. İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İstanbul'da ilk Türk matbaasını kuran adam biliyor musunuz? İlk Türk matbaasını bakın İbrahim Müteferrika kuracak. Yalova'da kağıt fabrikasını İbrahim Müteferrika açacak kardeşlerim. İbrahim Müteferrika dönemin en önemli adamı. Kardeşlerim tabii ki bu dönemde ilk Türk matbaası kuruluyor. Lale devrinde. Peki hocam Türk matbaası derken altını çizin ha. Osmanlı'da ilk matbaa demiyorum. Çünkü Osmanlı Devleti'nde ilk matbaa 15. yüzyılda Yahudiler tarafından kurulmuş. Hani bu İspanya'dan kurtarıp da getirdiğimiz Yahudiler var ya onlar matbaayı getirmişler ha İstanbul'a ve kendi gazetelerini, mecmualarını, dergilerini basmışlar. Yahudiler kullanıyor matbaayı, Ermeniler kullanıyor matbaayı ama bizim Türklerin yok. ihtiyacımız da yok. Niye? Hattatlarımız var hattatlarımız yazıyorlar, müstensihler çoğaltıyorlar, mücellitler kitap haline getiriyor, kapak yapıyorlar, ciltliyorlar. Kardeşlerim özellikle ihtiyaç görmemişiz ama İbrahim müteferrika getirip kurunca bizim hattatlar, müstensihler ayağa kalkmışlar. Demişler ki ne oluyor ya? Bizim mesleğimizde gözü mü var bu adamın? Bizim zanaatımızı bitirmek istiyor bu İbrahim Müteferrika. Gidelim hünkârımıza şikayet edelim demişler. Hattat ve müstensihler hünkârımızın huzuruna çıkmışlar. Hattatlar yazıcı, müstensih fotokopici çoğaltıyorlar. Yazarak çoğaltıyorlar. Kardeşlerim hünkârım demişler. Ne olur etmeyin, şunun üstüne siyah bir örtü çekin, kullandırtmayın. Yoksa zanaatımız biter demişler. Üçüncü Ahmet de düşünmüş böyle. Doğru söylüyorsunuz demiş. Ben bir Şeyhülislam'a danışayım. Dönemin Şeyhülislam'ı Yenişehirli Abdullah Efendi'yi yanına çağırmış. Kardeşlerim Üçüncü Ahmet olan biteni anlatmış. Yenişehirli Abdullah Efendi de demiş ki hünkârım siz merak etmeyin o iş bende. Hemen bir iftihar, fetva yayımlamış. Yenişehirli Abdullah Efendi'nin fetvasına göre matbaa gavur icadı. Ve dini eserlerin matbaada basılması... Caiznt ja demiş kardeşlerim. caiz değil. O yüzden de dini eserleri hat hattatlar yazmaya devam etsin, müstensiklerde çoğaltmaya devam etsin diyerek olayı kurtarıvermiş. Kardeşlerim, tabi İbrahim Müteferrikanlik Matbaası, ilk Türk matbaasında Van Kulu Lugatı Sıhahul Cevheri tercümesine yapılacak, basılacak. Tabi bu matbaa özel matbaa altında çizelim. İbrahim Müteferrika'nın matbaası. Peki Lale Devri'nde görüyorsunuz elçilikler açılıyor. Siyasi kardeşlerim bir ıslahat hareketimiz var. E matbaa geliyor. Batı'dan getirdiğimiz ilk teknik alet matbaa oluyor. Batı'nın teknik üstünlüğünü böylece ne yapmış oluyoruz? Kabul etmiş oluyoruz. Aynı zamanda kültürel bu ıslahat. Aynı zamanda bakın başka neler var. Lale Devri'nde Doğu ve Batı tarzı eserler Türkçe'ye tercüme ediliyor. Güzel. Tercümeler var. Kardeşlerim kağıt, kumaş, çini fabrikaları kuruluyor. Bakın özellikle ekonomik alanda da ıslahat var. İtfaiye örgütü oluşturuluyor. Yeniçerilerden oluşturmuşlar. Böyle işe yaramaz, yaşlanmış, tembel, yeniçerilerden tulumbacılar adında itfaiye örgütü oluşturuyorlar. La adamları savaşa götüremiyorsun. Yangına nasıl götüreceksin? Tulumbacılar. İtfaiye örgütü 3. Ahmet döneminde kardeşlerim. Lale devrinde. Özellikle Osmanlı ülkesinde ilk kez çiçek aşısı yapılıyor. İran'dan geliyor bize çiçek aşısı. Bizden de Avrupa'ya ne yapacak kardeşlerim? Gidecek. Ya Avrupa çiçek aşısını bizden alacak. Lady Montagu sağ olsun. Lady Montagu sayesinde şark mektupları sayesinde çiçek aşısı Avrupa'ya öğretilecek. Tabi sadece çiçek aşısı değil özellikle bu Mozart, Beethoven, kardeşlerim Mehter Marşı'ndan etkilenerek birçok eserini ortaya ne yapacaklar? Koyacaklar. Türk Marşı gibi, saraydan kız kaçırma gibi kardeşlerim eserler Mehter'den etkilenerek yapılmış. Yani her şeyi de biz Avrupa'dan almadık ha. Bak bizden de aldıkları olmuş. Kardeşlerim özellikle çiçek açısı önemli. Lady Montague çok güzel eserinde yazmış bunu. Diyor ki köhne dediğiniz, geri kalmış dediğiniz, doğu diye iteklediğiniz Osmanlı devleti çiçek hastalığına şifa buldu diyor. Avrupa'da binlerce çocuğun ölümüne neden olan hastalığın şifası Osmanlı'da diyor. Ve korkusuzca çocuklarımı götürüp ne yapacağım? Aşılatacağım yarın diyor. Sağlık Bakanlığı bunu reklama dönüştürdü biliyor musunuz? Sonunda da Türkova'ka bağladı. Kardeşlerim, özellikle batının etkisiyle sevin mimari gelişiyor. Avrupa tarzında yapılan ilk sivil mimari eserimiz 3. Ahmet Çeşmesi bu döneminde sembolü haline gelecek. Kardeşlerim Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim. Ah ah kardeşlerim hiç uğruna gitti Nedim görüyor musun? Korkudan adam dam damdamdan atlarken düşerek öldü. Özellikle dönemin ünlü nakkaşı minyatürcüsü Levni Sürname adlı eseriyle meşhur. Sürnameyi hatırladınız mı? padişahın çocuklarının doğumu, erkek çocuklarının sünneti, kız çocuklarının düğünü onu anlatan manzum eserlere sürname deniliyor. Minyatür şeklinde yapmış bunu Levni. Özellikle kardeşlerim bu dönemde muallim salis. Dönemin alimleri diyor ki bu üçüncü öğretmendir ha diye tanıştırıyorlar milletle. Yan yalığı Esat Efendi. Tabi yabancılara da dikkat etmek lazım. Mesela Kanuni Sultan Süleyman döneminde gelen bir yabancı var. Busbek diye geçiyor. Buspek Nemçe Avusturya elçisidir kardeşlerim. Buspek özellikle gelmiş kanuni döneminde ve lale figürünü almış, Avrupa'ya götürmüş Türk Mektupları adlı eseriyle. Türk Mektupları adlı eseriyle lale figürünü Avrupa'ya götüren Buspek Avusturya Nemçe elçisi olarak kardeşlerim. Türk Mektupları Buspek'in. Bir de Lale Devri'nde gelen bir yabancımız var. Lady Montagu. Lady Montagu lale devrinde gelmiş. İstanbul'a hayran kalmış. Lale devrine hayran kalmış. Osmanlı'ya hayran kalmış. Çoluğunu çocuğunu getirip uzun yıllar İstanbul'da yaşamış. Dikkat ettiniz mi? Gelmeden önceki hali ve geldikten sonra imana gelmiş Ali. Kardeşlerim o da şark mektupları adlı eserinde çiçek açısını Avrupa'ya tanıtan kadınımız olmuş. Lady Montagu. Daha göreceğiz bir tane daha yabancı var Lord Byron. Yunan isyanında gelip de Yunanlara destek olan. Bir de Kırım Savaşı'ndaki Florence Nightingale. O da çok önemli. Florence Nightingale Kırım Savaşı'nda gönüllü hemşerilik yapmak üzere gelecek. Bu dört yabancıya dikkat et. Busbeck, Lady Montagu, kardeşlerim Lord Byron ve Florence Nightingale. Göreceğiz bunları sizlerle ilerleyen noktalarda. Kardeşlerim özellikle lale devrinde muallim salis olarak geçen yan Esat Efendi'ye de dikkat edin. Kültür ve medeniyette de gördük. Bu dönemin önemli isimlerinden biri olduğunu ne yapma? Unutma. Peki 3. Ahmet patrona Halil isyanıyla tahttan ne yaptı? İndirildi. Ardından kardeşlerim tahta birinci Mahmut geçti. Birinci Mahmud kardeşlerim. Bu dönemde ilk defa Avrupa'dan ne getiriliyor? Uzman. Fransa'dan geliyor sağ olsun bu dönemde Fransa bize hayran. Biz Fransa'ya hayran kardeşlerim. Comte de Bonneval. Bizim devlet adamları gitmişler. Havaalanında karşılamışlar. What is your name? Deyince bizimkiler. Bu da demiş ki my name is Comte de Bonneval. Kardeşlerim. Bizim devlet adamları bir türlü telaffuz edememiş. Kont diyor olmuyor, mont diyor olmuyor, don diyor olmuyor. Hünkârımız 1. Mahmut'un huzuruna çıkarmışlar. Hünkâr demiş ki nedir bu ecnebinin adı? Bizim devlet adamları oracıkta efendim Humbaracı Ahmet Paşa'dır <laughs> diye değiştirmişler. Adını Humbaracı Ahmet Paşa koymuşlar. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olabilmenin şartı Müslüman olmak ve Türkçe bilmekti kardeşlerim. O yüzden Comte de Bonneval humbaracı Ahmet Paşa yaptık. Avrupa'dan gelen ilk uzman kardeşlerim Comte de Bonneval humbaracı Ahmet Paşa diyoruz artık ona. Birinci Mahmut döneminde Avrupa tarzında humbaracı ocağını ne yapacak kuracak. Avrupa tarzında kardeşlerim humbaracı ocağı, bakın 1. Mahmut döneminde kuruluyor ve subay yetiştirmek amacıyla. Batı tarzında ilk teknik okul kardeşlerim hendese hane açılacak. Avrupa tarzında ilk teknik okul. Avrupa'nın teknik üstünlüğünü matbaayı getirerek kabul ettim. Şimdi hendese haneyi açarak Avrupa'nın askeri üstünlüğünü de eğitim üstünlüğünü de kabul etmiş oluyorum. Niye? Hendese hane mühendislik okulu gibi gözükse de kara subayı yetiştiriyor. Kardeşlerim Batı tarzında açılan İlk Teknik Okul dikkat edin 1. Mahmut döneminde. Hey gidi 3. Ahmet. Lale Devri askeri alanda bir tanecik ıslahat yok Lale Devrinde. Değil mi? Ama bak 1. Mahmut hemen Hendesahane, Avrupa tarzında humbaracı ocağı, bombacı ocağı. Bak görüyor musun? Adam askeri alanda anladı olayı, ıslahatlara başladı. Kardeşlerim, bu dönemde bir mimari eser. Simon Kalfa nuru Osmaniye Camii'nin temelleri atılıyor. Aman dikkat edin ha barok tarzında yapılan ilk kardeşlerim dini eserimizdir. Nuru Osmaniye Camii. Tabi 1. Mahmut döneminde temeller atılmış bayağı ilerlenmiş ama bitişi 3. Osman'a denk gelince adını Mahmudiye Camii dememişler. Nuru Osmaniye Camii demişler. Böyle koymuşlar. Barok tarzında yapılan İlk mimari eser kardeşlerim dini mimari eser batı tarzında. Özellikle bu dönemde Fransa'ya verdiğimiz kapitülasyonları sürekli hale ne yapıyoruz getiriyoruz. Birinci Mahmut denildiği zaman özetle Avrupa'dan ilk defa uzman geldi Comte de Bonneval. Humbaracı Ahmet Paşa yaptı konu. Avrupa tarzında Humbaracı Ocağı kuruldu. Aynı zamanda Batı tarzında açılan ilk teknik okul hem de Sahane açıldı. Nur Osmaniye Camii'nin temelleri atıldı. Kardeşlerim aynı zamanda Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale ne yaptı? Getirildi. Gerçi kapitülasyon siyasi ama bir kez daha tekrar etmek amacıyla 1. Mahmut döneminde olduğunu iyice hafızamıza yerleştirelim. Peki 1. Mahmut'tan sonra kim geldi? 3. Mustafa geldi. 3. Mustafa. Bu dönemde kardeşlerim özellikle 1. Mahmut'tan sonra 3. Osman geliyor ama atlıyorum ben o adamı. 3. Osman kardeşlerim adam 50 küsür yıl boyunca kafeste kalmış, kafayı üşütmüş. Düşünün özellikle kardeşlerim kadın düşmanı 3. Osman. Ayakkabılarının altına böyle demir okçeler çaktırırmış ve kafesten çıktıktan sonra kadın görmek istemiyorum deyip özellikle sarayın koridorlarında ayaklarını böyle sert sert vurarak yürürmüş ki kardeşlerim kadınlar sesi duyunca kaçsınlar, karşısına çıkmasınlar diye. E feministler olarak üçüncü Osman'ı anlatmıyoruz biz de. Kardeşlerim hiçbir ıslahatı yok zavallının. O yüzden atlıyorum. Birinci Mahmut'tan sonra üçüncü Osman gelir ama atladım gitti. Geliyorum şimdi üçüncü kardeşlerim Mustafa dönemine. Üçüncü Mustafa döneminin sadrazamı Koca Ragıp Paşa. Koca Ragıp Paşa. Dikkat et kardeşim benim. Koca Ragıp Paşa burada. Aynı zamanda Avrupa'dan yine bir uzman geldi. Baron de Tott. Devlet adamları gittiler. Yine havalanında karşıladılar. What is your name diye sordular. Adam my name is Baron de Tot deyince devlet adamları gülmekten yere yattılar. Hünkarın huzuruna çıkarttılar. Hünkar dedi ki nedir bu Ejnebi'nin adı? Devlet adamları kıs kıs gülüyor böyle <gülüyor> diyerek. Kardeşlerim adam anladı. My name is Baron de Tot deyince bizim padişah 3. Mustafa da gülmekten kardeşlerim tahtından yere düştü. Ardından kalktı dedi ki ulan değiştirmeyin bu adamın adını. Nerede gülsek güleriz hiç olmazsa ha 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 diyerek gülüverdi. Kardeşlerim tabi işin şakası esprisi bu. Bak 3. Mustafa diyor ki ya bu yardım için gelenleri zorla Müslüman yapmanın, Türkçe öğretmenin bir anlamı yok. Tamam devlet memuru olabilme şartı Müslüman olmak, Türkçe bilmek ama yani yavaş yavaş bıraksak mı bu işi diyor. Bu yüzden de Baron de Tott kendi adıyla, kendi kimliğiyle, kendi diniyle birlikte Osmanlı'da çalışmalara başlıyor. Kardeşlerim Avrupa tarzında sürat topçu ocağını kuruyor. Şimdi topçu ocağı 1. Murat döneminde kurulmuş. İlk topu da biliyorsunuz Kosova Savaşı'nda kullanmışız. O topçu ocağı. Bu sürat topçu ocağı. Avrupa tarzında sürat topçu ocağı 3. Mustafa döneminde. Bu dönemde kardeşlerim Esham iç borçlanma tahvil bono senet temsili kağıt para galata bankerlerinden senet karşılığında borç para alıyorum esham deniliyor buna iç borçlanma deniliyor esham tahvilat senetleri olarak geçiyor kardeşlerim özellikle bu dönemde 3. Mustafa döneminde oluşturulacak ama uygulanışı 1. Abdülhamit döneminde olacak Küçük Kaynarca Anlaşması'ndaki savaş tazminatını ödeyebilmek için. Aynı zamanda Fransızcadan matematik ve astronomi kitapları kardeşlerim tercümeleri ne yapılmıştır? Yapılmıştır bu dönemde diyelim. 3. Mustafa döneminde Çeşme faciası var. Ruslar gelip kardeşlerim donanmamızı çeşmede ne yapıyorlar bu dönemde? Cayır cayır yakıyorlar. Osmanlı Rus Savaşı başlıyor. Sonunu göremiyor 3. Mustafa. Yerine kim geliyor? 1. Abdülhamit. Ah bu birinci Abdülhamit yok mu? Çok değerli bir padişahtır kardeşlerim. Birinci Abdülhamit. Bu dönemde özellikle Halil Hamit Paşa var. Halil Hamit Paşa var ya bu adam dönemin sadrazamı. Aynı zamanda bu dönemde kardeşlerim Palabıyık Gazi Hasan Paşa da var. Palabıyık Gazi Hasan Paşa, Halil Hamit Paşa, Baron de Tot gitmedi hala Osmanlı'da bu dönemde iyi çalışmalar yapıyorlar. Kardeşlerim istihkam askeri bir okul açılıyor. Bak istihkam okulu askeri. Dikkat ettiniz mi Lale Devri'nde askeri alanda ıslahat yok ama sonra 1. Mahmut'ta, 3. Mustafa'da, 1. Abdülhamit'te askeri alanda ıslahatlar yoğun. Peki Deniz mühendisanesi, kardeşlerim Mühendishane-i Bahri Hümayun bu dönemde açılacak. Baron de Tot'un çalışmalarıyla kardeşlerim özellikle dikkat ediniz Baron de Tot'un da katkılarıyla Deniz Mühendishanesi Mühendishane-i Bahri Hümayun 1. Abdülhamit döneminde eğitim, öğretim, faaliyetlerinde ne yapacak? Başlayı verecek. Kardeşlerim bu dönemde Yeniçeri Ocağı'nda ilk defa sayım yapılıyor. Yeniçeri Ocağı'nda sayım yapılıyor. Ocaktaki kişilere bakıyorlar ki listede adı yok. Listede adı olanları ocakta arıyorlar, ocakta yok. Nerede bunlar? Siz nasıl girdiniz? Bakıyor ki birinci Abdülhamit bu Yeniçeriler ulufe maaşlarının yarısını dışarıdaki birine verip onu içeri girdiriyor. Kendi de dışarı çıkıyor. İçeri girdirdiği kişi savaşlarda yarım maaşta o oh, mücadele üstüne mücadele. Dışarı çıkan asıl yeniçeri ayna aylak dolaşıp duruyor. Kardeşlerim bunu tespit ediyor birinci Abdülhamit ve hemen ulufe alım satımı dediğimiz bu olayı yasaklıyor. Culus bahşişini kaldırıyor. İlk dağıtan yıldırım, yasallaştıran Fatih, kaldıran birinci Abdülhamit. Culus gitti artık. Yeniçerilere iyi bir ders oldu. Bunu yapanlar, o alım satımını yapanlar da ocaktan ne yaptı? Çıkartıldı. Kardeşlerim özellikle bu dönemde bakınız esham senetleri de uygulamaya ne yapılıyor? Konuluyor. Esham senetleri uygulamaya kardeşlerim konulacak. Çünkü küçük kaynarcıda savaş tazminatı ne yapmak zorundayım? Ödemek zorundayım. Para yok. iç borçlanmaya gidiyorum. Tahvil, bono temsili kağıt parayla bu işi kapatmak istiyorum. Birinci Abdülhamit'ten sonra da radikal anlamda ıslahat yapan kardeşlerim ilk Osmanlı padişahımız 3. Selim'imiz geliyor. 3. Selim dönemi radikal anlamda ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahıdır. Islahatlarını sağlam zemine oturtmak için layiha raporlarını hazırlatıyor. Yabancıların gözünde Osmanlı'nın durumu, layiha raporları ve onları meşveret, istişare, danışma meclislerinde görüştürüyor. Eyaletlerden getirdiği kişilerden oluşan meşveret kardeşlerin meclislerinde layiha raporları masaya ne yapılıyor? Yatırılıyor. İstişare meclisidir, meşveret meclisi. Ta yükselme döneminden itibaren Osmanlı'da ara ara böyle bir meclis gündeme ne yapmıştır? Gelmiştir. Kardeşlerim layiha raporları ve meşveret meclisini yapmasındaki sebep ıslahatlarını sağlam zemine oturtmak. Radikal ve sağlam ıslahatlar yapmak. Peki bu döneme nizamı cedid dönemi diyoruz. Üçüncü Selim nizamı cedid. Yeni bir düzen getirecek çünkü. Peki bu dönemde neler yapıldı? Avrupa'nın önemli merkezlerine sürekli elçilikler açıldı. Daimi elçilikler açıldı. Daimi sürekli elçilik 3. Selim döneminde. İlk daimi elçimiz Londra'ya gidiyor. Yusuf Agah Efendi oluyor. Kardeşlerim özellikle bu dönemde Yeniçeri Ocağı'na alternatif olsun diye Nizamı Cedid ordusu oluşturuldu. Avrupa tarzında Nizam-ı Cedid ordusu, tabii Yeniçeriler böyle yandan yandan bakıyorlar Nizam-ı Cedid'e, çekemiyorlar. Üçüncü Selim de korkusundan İrad-ı Cedid hazinesini oluşturdu burada. Yani Yeniçerilerin hazinesinden bunlara para vermeyelim, Yeniçerileri kızdırmayalım, ayrı bir hazine oluşturalım. Ya zaten mevcut hazineyi dolduramıyoruz tam takır kuru bakır. Bir de şimdi çıktı Nizam-ı Cedid'in hazinesi, iradı cedid. Onu nasıl dolduracağız? Değil mi? Sıkıntı ekonomik olarak. Kardeşlerim, tabii bu Nizam-ı cedid Avrupa tarzında eğitim almış. Güçlü kuvvetli askerler, güzel eğitimleri var. Hatta en büyük sınavını Napolyon Bonaparte'a karşı vermişler. Napolyon Bonaparte, Fransız kralı. Fransa bizim dostumuzdu ama bu dönemde düşmana dönüşüyor. Kardeşlerim, Fransa... Comte de Bonneval'i gönderen, Baron da Tot'u gönderen değil miydi? Biz ona kapitülasyonları sürekli hale getirmedik mi? E anlaşmalarda ara yapmıyor muydu? Ya bu Napolyon işte ya. Napolyon işi. Özellikle İngiltere ile giriştiği mücadeleyi kaybedince İngiltere'ye zarar vermek için Mısır işgal ediyor. Mısır kimin toprağı? Benim. Ne? Yani İngiltere'nin sömürgelerine giden yol üzerinde ya öyle düşünüyor. Napolyon Bonaparte'ı Cezar Ahmet Paşa Nizam-ı Cedid ordusuyla Akka önlerinde durduracak ve El Arish anlaşmasıyla Mısır'dan Napolyon Bonapart çıkartılacak. Böylece denge siyaseti 3. Selim döneminde kardeşlerim dikkat ediniz. Napolyon Bonapart'ın Mısır'ı işgaliyle başlayıverecek. Napolyon Bonapart'ın Mısır işgaliyle denge siyaseti başlıyor ve 19. yüzyılında temel siyaseti oluyor kardeşlerim. Altını çizdim. Evet özellikle bu dönemde Selimiye ve Levent kışlaları yapılıyor. Bu dönemde Avrupa tarzı eserler Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bu dönemde ilk devlet matbaası Matbaayı Amire kardeşlerim kuruluyor. Ve bu dönemde Mühendisane-i Berri Hümayun, Karasubayı yetiştirmek amacıyla Mühendisane-i Berri Hümayun kardeşlerim açılıyor. Bu dönemde askeri ve teknik okullarda Fransızca zorunlu dil olarak kardeşlerim okutulu veriyor. Bu dönemde bakınız yerli malı özendiriliyor. Ve bu dönemde sanatçı kişiliğiyle 3. Selim öne çıkıyor. Suzi, Dilara makamını bulmuş 3. Selim. İlhami mahlasıyla güzel güzel şiirler yazmış 3. Selim. Kardeşlerim çekemeyenler var. 1807 a 19. yüzyıl. Kabakçı Mustafa. Kendisi bir yeniçeri ağasıydı Kabakçı Mustafa. Kardeşlerim Nizam-ı Cedid'in İstanbul'da olmadığını gördü. Tam vaktidir deyip isyan etti. Üçüncü Selim'i tahttan indirmek için. Tabi Üçüncü Selim başına gelecekleri çok iyi bildiği için ben isyancıların padişahı olmam diyerek kendisi tahttan ne yaptığı indi kardeşlerim. Tabakçı Mustafa isyanıyla 3. Selim tahttan inecek. Tahta 4. Mustafa çıkıverecek. Ve 3. Selim'i zindana gönderecek. Tabi bu durum Nizam-ı Cedid askerleri tarafından duyuldu. Olmaz dediler. Gelip İstanbul'da Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'nın etrafında toplandılar. Ve dediler ki hünkârımızı zindan atmışlar. Gidip tekrardan tahta çıkartalım dediler. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa Nizam-ı Cedid ordusunu etrafına aldı saraya doğru yürüyüşe geçti. Tabi 4. Mustafa kardeşlerim duydu Alemdar Mustafa Paşa'nın Nizam-ı Cedid askerleriyle saraya doğru geldiğini. Hemen emir gönderdi cellatlarına 3. Selim'i tekrardan tahta çıkarmasınlar, boğarak öldürün dedi ve zindanda 3. Selim'i boğarak öldürdüler ve tahta çıkartacak kimseyi bulamasın bunlar diyerek Şehzade Mahmut'a da cellat gönderdiler. Bizim ikinci Mahmut'a Şehzade Mahmut o dönemde. Hareminde dinleniyordu ikinci Mahmut, Şehzade Mahmut. Bir anda lalası Amber Ağa içeriye girdi. Şehzadem, şehzadem kaçın cellatlar geliyor demeye kalmadı ki kapı zorlanmaya başladı. Zavallı Şehzade Mahmut nereye kaçacağını şaşırdı. Amber Ağa kapıdan tuttu böyle kardeşlerim sımsıkı tutuyor cellatlar açamasın diye. Mahmut perdenin arkasına giriyor olmuyor, yatağın altına giriyor olmuyor, dolaba giriyor olmuyor. Sonra bir baktı ki pencereye üst kattan çarşaflar düğüm 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 yapılmış sarkıtılmış. Kardeşlerim üst katta haremdeki kadınlar ne oluyor bu kargaşa da neyin nesi deyince şehzadeyi öldürmek istiyorlar bilgisini alınca hemen çarşaflarını düğümlemişler camdan aşağı sarkıtı vermişler. Mahmut görür görmez koşmuş böyle çarşaflara tutunmuş oh fıstık gibi hareme çıkıvermiş. Cellatlar içeriye girmişler ambera yerde kardeşlerim Mahmut'u arıyorlar bir türlü bulamıyorlar. Tabi saraya gelen Alemdar Mustafa Paşa ve Nizami Cedit ordusu 3. Selim'in kefenlenmiş cesediyle karşılaşıyor. Ardından da kardeşlerim derhal Şehzade Mahmut'u bulmalı diyerek arıyorlar. Şehzade Mahmut'u da buluyorlar ve getirip 4. Mustafa'yı tahttan indirip 2. Mahmut'u tahta çıkartıyorlar. Osmanlı Devleti ne duruma gelmiş ne hale gelmiş gördünüz değil mi kardeşlerim? Osmanlı Devleti bitmiş, tükenmiş bir vaziyette. Bir ayan Alemdar Mustafa Paşa dahi taht değişikliği ne yapabiliyor, yapabiliyor. Evet, ikinci Mahmut Dönemi, kardeşlerim Osmanlı Devletinin dağılma dönemi olarak geçer. En uzun yüzyıla geçiyoruz sizlerle beraber. Böylece kardeşlerim Osmanlı Devletinin gerileme dönemi'nde ne yaptık, değişim ve diplomasiyi de. 3. Selim'le birlikte bitirdik. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde ıslahatlara baktığınızda Avrupa'nın gerisinde kaldığımızı anlamışız. Ama maalesef yine de başarılı ıslahatlarda olamamışız. Halka doğru düzgün ıslahatların önemi anlatılmayınca, devlet adamlarının kardeşlerim eğlence zevk sefayla bu işe başlayınca halkın güveni ne yapmamış kalmamış. Kardeşlerim olmadı diyoruz değişim ve diplomaside de Osmanlı'yı eski gücüne kavuşturamadık diyoruz. Şimdi en uzun yüzyıla doğru geçelim sizlerle. Hadi diğer videoda Osmanlı dağılma dönemi en uzun yüzyılıyla yolumuza devam edelim.